Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle İngilizcenin yine temel konularından bir tanesini inceleyeceğiz. Türkçe karşılığı iyilik, aitlik sıfatları olan possessive adjectives. İngilizce cümlelerde bir nesnenin kime ait olduğunu göstermek için kullanılır. Örneğin, it is my school bag diyor cümlemizde. Burada bir school bag var, okul çantası. Ve bu okul çantasının kime ait olduğunu gösteriyor. My, benim. Aitlik sıfatları isimlerin önüne gelir. Ve o ismin kime ait olduğunu gösterir. Biraz sonra tablo halinde de göreceğiz bunu. Aitlik sıfatları aynı zamanda iki ya da daha fazla kişi arasındaki relationship, ilişkiyi de göstermek için kullanılır. Mesela burada bir bebeğimiz var. She, cinsiyeti kız olduğu için she diyoruz. Daughter, kız evlat ve bunun kimin kız evladı olduğunu gösteriyoruz. Their daughter, onların kızı. Aitlik sıfatları biraz önce de söylediğim gibi isimlerin önüne gelir ve o isimlerin, nesnelerin kime ait olduğunu gösterir. It is her bike. Onun bisikleti. Burada da bayan olduğu için her olarak kullandık. Şimdi tabloya baktığımızda aitlik sıfatları I bendi, my benim. You sen ya da sizdi, your senin. He erkekler için oydu, his onun. She bayanlar için oydu, her bayanlar için yine onun. It o, it onun. Cansız varlıklar ve hayvanlar için. We biz, are bizim. You sen ya da siz, your sizin. Biliyorsunuz you zamiri hem sen tekil olarak hem de siz çoğul olarak kullanılıyordu. They onlar ve their onların. Aitlik sıfatları bu şekilde kullanılıyor arkadaşlar. Biraz önce de belirttiğim gibi sürekli tekrar ile ezberlememiz gereken bir konu. Burada örnek cümlelerimize bakalım. Burada bir kitap var. This is my book. Bu kitabın kime ait olduğunu belirtiyorum. My book, benim kitabım. It is your turn. Turn sıra olarak çevirebiliriz Türkçe. Normalde bir oyun oynuyorsunuz. Dediniz ki sıra senin. Kimin sırası? Your turn. Senin sıran ya da sizin sıranız şeklinde çevirebilirsiniz. Burada bir kedi var. Kimin kedisi? His cat. Onun kedisi. Erkek he olduğu için onun derken his olarak kullanılıyor. His cat. Onun kedisi. It is her dog. Yine burada bir bayanımız var. Kızımız var. She olduğu için aitlik sıfatı durumunda her olarak kullanılıyor. Kimin köpeği? Her dog. Onun köpeği. Its bone. Onun kemiği. Buradaki kemiğin kime ait olduğunu gösteriyoruz. Its bone. Onun kemiği. Our street. It is our street. Bizim sokağımız. Street, sokak, cadde demek. Our street. Bizim sokağımız. It is their house. Onların evi. Bu evin kime ait olduğunu gösteriyoruz. They, onlar iki kişi. Ve aitlik durumunda their, onların şeklinde kullanılıyor. Tekrar vurgulamak gerekirse arkadaşlar, aitlik sıfatları bir nesnenin kime ait olduğunu göstermek için kullanılır. Ve mutlaka bir isimle kullanılması gerekiyor. Bir isimin önüne gelmesi gerekiyor. Tek başına my, benim bir anlam ifade etmez. Yani burada this is my demeniz anlamsız olur. Çünkü my, your, his bu aitlik sıfatları isim olmadan tek başlarına kullanılmazlar. Onun için sürekli tekrar edip ezberlememiz gerekiyor. Akılda kalıcı olması için. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer videomu beğendiyseniz paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.